Dijital dönüşüme alışmalı artık, yeterince dikkatlice üreterek. Nasıl bir dünya, şöyle bir baktık, adımları attık düşünerek. Şimdi de olduk dijital tayfa, bunu gerektiriyor yeni dünya. Kullanıp geçme sakın asla, üretelim açalım yeni sayfa. Oyun gibi düşünürsen hayat strateji, çok önemli oldu artık milli teknoloji. Otonom robot için öğren yapay zeka, İşte bunu anlatıyor dijital sayfa. Geleceğin meslekleri ne olursa olsun, düşünülmez makinalar insanlardan yoksun. Yeter ki internete bağımlı kalma, İşte bunu anlatıyor dijital sayfa. Dijital dijital sayfa, bunu gerektiriyor yeni dünya. Kullanıp geçme sakın asla, üretelim açalım yeni sayfa. Hayatımız teknoloji. Akın, telefonumu gördün mü? Hayır. Buralardaydı. Ay. Ha? Beni bir çaldırsana. Akıllı panele sorsana abi, o yerini gösterir. Ah, doğru dedin. Ha? Buldun mu? Neredeymiş? Yakınımda. Yani yanımda. Ben seni niye arıyordum ki? Anahtarımın yerini bulmak için. Yoksa anahtar da mı? Hay Allah. O da cebimdeymiş. Akın, ben çıkıyorum. Burada değilmiş. Değilim tabii abi. Kütüphanedeyiz ya hepimiz. Bilgisayardan konuşuyordum seninle. Öyle mi? Tamam, ben de geliyorum şimdi. Akıllı ev, ben çıkıyorum. Tabii. Artık kapı kollarına bile dokunmamıza gerek kalmadı. İşte sonra da o bölgede en çok üretilen ilk 3 ürünü yazalım. Bölgede en çok üretilen 3 ürün sırayla buğday, mısır ve pancardır. Hayvancılığın altına yazalım. Bu ürünlerin de minik resimleri olsun tabii yanlarında. Ödev yazılımı durdurulsun. Mert, hoş geldin. Biz de seni bekliyorduk. Ne o? Ödev mi? Evet. Kaç bölümdür yaz bitmedi. Hayır, sanki kendin yazıyorsun. Söylüyorsun, telefon yazıyor. İşte canım, yani lafın gelişi. Geçen gün kalemle yazı yazayım dedim. O kadar zor geldi ki. Yazımda bayağı bir bozulmuş. Bu teknoloji olmasa ne yaparız? Hayal bile edemiyorum. Selamlar. Ne yaptınız? Ne yapalım abi? Seni bekliyorduk. Geldim işte canım. Evde işler vardı. Ben biliyorum o istediğin şeyleri. Çamaşır makinesi çalış, klima 18 dereceye düş, bilgisayar kapan falan filan. Bilgisayar kapanıyor. Klima 18 dereceye düşürüldü. Yok, size demedim. Komutlar iptal. Bunlar da her şeyi üzerlerine alıyor. Pati bakım uygulaması çok iyi oldu. Yumağın mamasını otomatik veriyor. Ben de buradan kontrol ediyorum. Su içme vakti gelmiş. Benim de bu su iç su uygulaması çok işime yaradı. Hiç su içmiyordum. Şimdi bana hatırlatıyor. Evet sevgili izleyiciler. Bir başka teknolojinin nimetlerinden faydalanıyorum programının daha sonuna geldik. Bir başka programda görüşmemek üzere. Artık oyuna başlayabilir miyiz? Hadi başlayalım. Hala inanamıyorum. Sonunda grup her notadını dinleyebileceğiz. Evet. Düşünsene, en sevdiğimiz şarkıları canlı olarak dinleyeceğiz. Zambur müzik sayesinde yeni müzikler keşfetmeye bayılıyorum. Bakkaldan bir şeyler lazım mıydı acaba? Lazım olsa akıllı buzdolabı sana hatırlatırdı. Doğru. Eski alışkanlıklar işte. Kamil abi, geçirme. Duvar ördüm burada, duvar. Dikkat et Ayrı abi. Go! Kim durdurdu oyunu?
Tam topu yakalamıştım. Nasıl yakalıyordun? Çoktan gol olmuştu bile. Ali, sen mi durdurdun oyunu? Evet. Ara verme vakti geldi. Olmaz. Sanal futbol turnuvasına hazırlanıyoruz. Hem de 3 aydır. 3 ay mı? 3 aydır gerçek futbol oynamadınız mı? Neyse. Zambur sinemaya açın da filmi seçelim. Ne filmi? Unutmuş olamazsınız. Hepinize zambur etkinlikten davetiye yollamıştık. Ben etkinlik hatırlatmalarını kapattım. Habire bir şeylerin davetleri geliyor. Maalesef ben de. Ben de. Bana bakmayın. Ben daveti kabul etmedim bile. Evet abi. Hatırlatıcıma yazarım, unutmam demiştin. Ama hatırlatıcıma yazmayı unuttum. Tamam kızma. Şimdi başlarız. Bilgisayar, projeksiyonu aç. Zambur filme bağlan. Şimdi işin yok, bir de 40 saat film seç. Abi, akıllı eleme yapsana. Zamburcuğum, izleyicileri seçiyorum. Ben, Hale, Sevim, Akın, Mert ve Kamil. Hepimize uygun bir film seç bakalım. Nesnelerin interneti mi? Bütün dünya çapında yaşanan bir internet kesintisi. Ben çok tutmadım bu filmi. Seçe seçe bunu mu seçti? Ben izlemem bunu. Zambur bizi bizden iyi tanıyor abi. Demek ki bunu izlersek hepimiz keyif alacağız. Nereden tanıyor? Annem mi babam mı? Programlar sürekli bizimle ilgili bilgi topluyor abi. Hobilerimizi, sevdiğimiz etkinlikleri, nereye ne zaman gittiğimizi hepsini kaydediyor. Bu verileri kullanarak da bize beğenebileceğimiz başka şeyler öneriyor. Evet. Grup her notadanı da bu sayede keşfettik. Bu arada Sevim, biletlerin çıktısını alacaktık. İyi hatırlattın. Arkadaşlar, siz elektronik bilet diye bir şey duymadınız mı? Bu devirde kağıda bilet mi bastırılır? Evet. Telefondan barkod okutursun yeter. Neyse, hadi izleyelim şu filmi. Zambur, filmi başlat. Sunucu hatası mı? Bu ne şimdi? Dur çözeriz. Bilgisayar, bağlantını tamir et. Bilgisayar, bağlantını tamir et diyorum. Algılamıyor. Yeniden başlat abi. Bilgisayar, kendini yeniden başlat. Bir şey olmuyor. Benim telefonda da bir sorun var. Hiçbir yere bağlanmıyor. Sizinki? Benimki de. Benimki de. Aynı, bağlanmıyor. Al işte, elektrikler de gitti. Şimdi ne yapacağız? Çay sadece bilgisayarda oynayınca istemeden paslanıyorsun. Bizimki paslanmak değil Mert. Hareket kabiliyetim bir sandalyeyle eşdeğerdi. Neyse. Kalk hadi. Ben iyiyim böyle iyiyim. Hayatıma katlanmış halı olarak devam etmek istiyorum. Neyse. Birazdan jet hızında bir oyuncumuz olacak. Şu gelene bak. Ne bu hal Kamil? Betim benzin atmış. Evet, mayalı ekmeğe benzemişsin. Anlamadım. Gol? Ne diyorsun Kamil, anlamıyoruz. Kızlar, neden yüzünüz bu kadar asık? Ne olsun? Grup her notadanın konseri var ve biz gidemiyoruz. Niye ki? Elektrikler geldi ama sunucular hala çalışmıyor ve biz biletlerimize ulaşamıyoruz. Efendim? Kamil abinin neyi var? O da sunucularla bağlantı kuramıyor. Bağlantısı gidip geliyor baksana. Biz de anlamadık. Geldiğinde böyleydi. Sen ne güzel bir dostsun. Hiç kızmamışsın bana. Ama ben kendimi affetmeyeceğim Yumak. Ne oldu Akın? Niye affetmeyeceksin kendini? Niye olacak? Sunucu çökünce Pati bakım uygulaması mama vermemiş.
Yumak da aç susuz kalmış. Yani böyle bir sorumluluğu nasıl olmuş da tamamen teknolojiye bırakmışım anlamıyorum. O yüzden kendime çok kızdım. Siz ne yaptınız? Ne yapalım? Top oynayalım dedik Hayri ile. Ama 3 aydır sadece sanal gerçeklikte oynayınca tabii. Biz de konsere gidecektik ama biletlerimiz elektronik bilet. O yüzden böyle çaresiz kaldık. Ne? Kamil abimin neyi var? Kamil de sunucuyla birlikte çökmüş. Abi, sen en son ne zaman su içtin? Su mu bi mümem? Su iç, su uygulaması çalışmayınca tabii sen de su içmeyi unuttun. Yani sen 2 gündür su içmedin mi? Ay, yok. İçmemişim. İçmemişim diyor. Sanki farkında değil. Değilim tabii. Su iç suya o kadar bel bağlamışım ki su içmeyi unuttum. Neyse ki Akın fark etti. Bizim biletler ne olacak Sevim? Konsere gidemeyeceğiz değil mi? Söyledim ya kütüphanede biletlerin çıktısı var diye. Ne zaman dedi? Daha demin. O gün çıktısını aldınız ya filmi başlatmadan önce. Doğru. Hadi koşun. Biz niye koşuyoruz anlamadım. Biz mi gideceğiz konsere? Bölümün sonu geliyor Hayri abi. Bir arada olmamız gerekiyor. Eyvah! Yüz okutma. Sunucular çökmüşken çalışmaz ki. Hakikaten nasıl gireceğiz acaba? Buradalar. Biletlerimiz burada. Yaşasın. Ne oldu? Yoksa sunucular tamir mi oldu? İnternetim var görünüyor. Galiba sorunu gidermişler. Başladığımız yere döndük. Siz de bir tuhaf hissetmiyor musunuz? Hani mutlu gibiyim ama bir yandan da değilim. Teknoloji çok büyük nimet. Ama tüm hayatımızı da ona bağlamamak gerek.